Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Görüşmeyeli ne yapıyorsunuz? Yaklaşık bu sabahtan beri yani. Merhaba, hoş geldin. Tekrar hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Ancak uyuduk uyandık ama doğru, gerçekten öyle yani. Günaydın. Of. Yine NBA maçı izleyeceğiz derken mahvoldu ya her şey. Hiç maça değmedi yani, çok kötü maçtı. Seyreden var mı aranızda? Dayvacım, teşekkür ederim. Bu arada bu sefer şeyi de çözdüm. Şu parçanın kenarına tıklayınca gelen info kısmını hallettim sanırım. Net görünüyor mu? Nasıl? İyi ki seyretmedin Deniz ya. Gerçekten. Biz çok pişmanız yani. Bütün uyku düzenimiz mahvoldu. Dayı yani. Bilmiyorum, globaldeyiz ama çıkabilir. Yani, ya özellikle Almanya piyasasına falan da bakacağımız için Türkçe rap'le çok aynı orası. Yani bir rezalet gelir yani muhtemelen. Yani kapanmaz ama çok saçma abi ya Spotify. Yani. Yani birçok servis ülkemizde yani yurt dışında verdikleri fiyatın üçte birine falan kurlar yüzünden vatandaşlar mağdur olmasın diye zaten çalışmaya devam ediyorlar. Çift vergi anlaşmaları olmasına rağmen vergi veriyorlar. Ona rağmen biraz daha gel bir de şey lisans parası alayım senden. Aynı PayPal'a yapılan mevzu. Umarım PayPal gibi Spotify'da görüşürüz o zaman demez yani. Artık. Artık saçmalık boyutunda yani. Yabancı yatırımcıya gelme kardeşim demek gibi bir şey yani. Şu an yapman gereken esas şeyin tam tersini yapıyorsun hala yani. Aynen. Sosyal medya hesaplarımız her an görüşebilir, diyebilir yani. Yok, mızrak daha sonra abi. Önce bir ateşi baştan keşfedeceğiz mamicim. Mızrağı falan daha bayağı var yani. Hatta önce omurgamızın üstünde dik durmayı öğreneceğiz hani. Böcekçil toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata geçmeye çalışacağız böyle biraz. Duvarlara resim çizeceğiz daha böyle. Barkod Çağın, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Çok can sıkıcı ya. Bu hafta da bayağı bir parça topladım ama. Amerika, Almanya ve Fransa. Tabii. Diğer ülkelere daha giremiyorum. Beynimiz yanar zaten ya. Yok canım, Fuat abiye niye gönderme yapayım ben? Hani Fuat abinin varlığından dolayı ben çok memnunum abi. Omurgalı duruşu yüzünden de memnunum yani. Ona laf yok. Demin söylediğim şeyde. Ha Miraç'cığım, hoş geldin. Ya şey, Spotify mevzusu. Onu konuştuk. Yok biliyorum da bir ihtimal yanlış anlaşılır. Yani ben yeterince zaten fazla kişi aramı bozuyorum, bir de bari abi dediğim insanla da bozulmasın diye ben orada bir ekstra açıklama gereği hissettim. Yoksa farkındayım onun. Abi çok okeyim ben bu fikre ya. Yani, hani bir botla beraber. Dayva şey Twitter'da gündemde, bakıp öğrenebilirsin. Hani haber, ben haberleri kaçırdım bugün hani uyandığım saat itibariyle ana haber bülteni falan. Orada bir haber değeri taşıyor muydu? Hani onlar için aldılar mı bilmiyorum ama Twitter'da gündemde şu an. Biraz daha toplanalım diye ben böyle bekliyorum. Hani goygoyumuzdayız. Benim kaçırdığım bir şey olursa siz mutlaka yazın. Abi şu çıkmıştı falan diye. Ben varsa zaten listede diye size söylüyorum, biliyorsunuz. Abi Danny Green kolun ne zaman tahmini? Öf, hakikaten ya. O ne kötü maçtı ya.
Ben hani daha çok şeye üzüldüm abi. Gerçekten Javal Megel'in 3 tane yüzüğü var. Kyle Kuzma'nın yüzüğü oldu. J.R. Smith'in yüzüğü var falan böyle hani yani. Bu nasıl maç ya? Of. Gerçekten öf ya. Evet, Allen Iverson'un yok mesela. Tracy McGrady'nin yok. Vince Carter'ın yok. Clyde Drexler'ın yok abi. Daha eskilere giderse benim gibi boomer iki kişi varsa burada hatırlarız muhtemelen. Evet, J.R. Smith'in tane yüzük altından hala haber olmayabilir bu arada. O zaman ufaktan başlayalım mı? Ne dersiniz? Miami evet çok bile geldi ama yani abi yani bu takıma da kaybetmek gerçekten aşırı can sıkıcı ya. Tamam, LeBron Davis sadece final serisi için öncesinde berbat oynuyordu. Rondo ve biraz da Caruso için eyvallah tamam hak ettiler derim ama takımın kalanı hiçbir şey yapmadı abi 4 kişi için ya. Resmen 4 kişi 4 kişi kazandı yani. Yok evet. Chewbacca işte hem fikir mi? Ben Dragic'in finale kadar taşıyan performansı için diyorum yani. Adebayo'nun finale kadar geldikleri performansları için bu yorumu yapıyorum yani. Çünkü Lakers'ta hani LeBron James ve Davis haricindeki doğru düzgün kimse istemiyordu abi yani kupayı. Belli yani. Ya dünkü maçta çok berbattı Miami. Zaten yayında biz yine her zamanki gibi Ted Ankara logomuzu yapıştırdık yani Miami'nin logosunu alıp yerine. Öyle bir maçtı dünkü yani. Sayın yayıncı sınav öğrencilerini aşağılıyorlar. Bir yaptırım yok mu? Ne olmuş? Of, o zaman ben ilk parçamıza giriyorum. Zaten yine muhabbet edeceğiz ara ara. King Von ve Fire for Rain, I'm What I Am geliyor. Sözleri de var. Başlatıyorum. Öf, durdurdum evet. Bence çok iyi başlamadık ama şey var. Artık 100 tane daha en az benzerini bulacağım. Halil'in de chat'te söylediği gibi bir drill parçası dinledik. King Von ve Fabio Foreign'dan I Am What I Am geldi. Beat'ten sıkılmama rağmen hani Türkiye'dekilere kıyasla en azından daha bir hissettiriyor. Yani temasına sokuyor seni şarkının. Evet. Vokallerdeki vurgular da o agresyonu size geçiriyor. Hani yine Türkiye'de pek görmediğimiz bir şey bu. Yani çünkü hani biz de drill yapıyoruz adı altında böyle şey hani arabada azar var falan diye böyle lirikler görüyoruz yani. Banana Bray'cim hoş geldin. Ama geçerli bir parça değil ya. Aldım abi Truman'ı. Aldım merak etme. Evet Migo Migo Migo. Esenyurt Trap Drill falan böyle hani o ayardayız yani. Gözde hoş geldin. İlerleyelim mi ne dersiniz yani. O yani bugün buraya iyi başlamadık yani. Ne gelsin? Hedel One featuring Young T ve Bugsy Princess Cuts geliyor. Evet. Bitti. Ben bayağı beğendim bu arada. Açıkçası. Ya şöyle 2000'lerin ortasındaki hani B2K Arkeli dönemlerine bir gittim geldim yani. O ton var parçada. Haydi iyi hızlı da o parçaya bayan var izlemişti. yine haftalık Türkiye'deki nette batağımıza geldik yani jargon olarak. Evet fazla üzerine durmayalım hani Zenci, Rota falan görmeden bence. Lexalt'cım hoş geldin. Ben cidden başarılı buldum ya. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama yani hani beat çok güzel yakalıyor, nakarat yakalıyor. Ya yani verse'ler yer yer biraz bayar gibi oluyor. Hani parça ideal uzunlukta olmasına rağmen ama yani ben bunu dinlerim açıkçası ya. Hani pop rap dinleyeceksen bunu dinlerim ya. Oho Abdurrahman'cığım. Oho. Evet versler evet hafta şeye haftalık globalde değilmişiz gibi oldu. Hani marizledik ya demin o yüzden geldi. Verseler kötüydü abi.
Nakkafçım hoş geldin. İlk abi ağzını açsa çok ciddiyim, başka bir boyutta olabilirdi. Sen daha iyi bilirsin abi, adam ağzı kapalı okumuş. Evet, biraz o şey var. Olayı var yani ama ya, bu tabii benimki şu an direkt mumble oldu. O kadar da değil yani. Ya Emre Yücelen'e bugün donanımsız geldim abi. Bugün Emre Yücelen olmayız ya. Hani bugün kimse olmayız herhalde. Ya da Emre Yücelen'in global muadilini mi bulsam bu yayınlar içinde? Yani. Ay, sıradaki parçamız lirikleri geldi. Lil Papa ve Lil Durk. All the Money in the World geliyor. Evet, geçtik sakin. Daha önce sormuştunuz, henüz Amerika'nın netlesini bulamadım ama Alper Erözer'ini bulduk galiba. Yani abi üzgünüm, baya kötü parça ya. Baya kötü parça ya. Üf. Geçen hafta ne kadar mutlu ayrılmıştık oysa ki buradan, değil mi? Ya beat de kötü ve gerçekten ben bu artık producer tag olayından da bayağı sıkılmaya başladım ya. Yani tamam, hani çoğu kişi, özellikle Türkiye için konuşuyorum bunu. Hani çoğu kişi aynı beat'i yaptığı için kimin yaptığını anlatabilmek adına buna ihtiyaç duyuluyor, eyvallah ama yani ya bir dönemiz hani SoundClean'de falan böyle hani özellikle silinmeye çalışılan şeylerken artık böyle tercih edilen bir şeye dönmüş olmasına anlam veremiyorum ya. Ama yani evet, Türkiye'ye yakın bir iş yani kafa olarak. Ama yani şey yine yani şu an daha çok erken bunun için ama hani bizimkilerin zannettiğinin aksine hala bayağı minimum ototune yerlerindeyiz yani, fark etmişsiniz yani, duymuyoruz pek. Sıradaki parçamız Genius'ta olacağını pek sanmıyorum ama bakayım. Bayağı yeni çünkü, o yüzden henüz yoktur. Aa, varmış, tamam. O zaman D Black Europe geliyor. Destiny. Evet, geçtik. Bu arada D Black Europe gerçekten bizim bildiğimiz LOX'in D Black ile bağlantılıysa eyvallah, ama D ise gerçekten kötü bir isim tercihi. Ama ne bileyim, beklentimin üstünde çıktı parçaya. Hakkını yemeyeyim. Bu albümde galiba şey de var. Bizden İngiltereli bu grup. Bizden şey de var galiba. Goko da var galiba. Goko Beats albümün içerisinde. Bir ara Unique'teydi. Hala Unique'te mi bilmiyorum. Rica ederim. Yani bu klibin de aynısından bir bin tane falan izledim galiba. Yani Young Gods ve Dirt Bike LB'den oluşuyor grup. İkinci giren arkadaş. Dirt Bike LB'yi biraz daha kurtarıyor. Ama yani beklentimin üstünde, bu parça beni yakaladı. En azından chill modda dinlenebilir diye düşünüyorum. Siz nasıl, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Eyvallah Emir. Blockboy JB ve G Herbo Money and House geliyor. İsim korkuttu. Bir Benfero vibe'ı var isimde ama korktum yani. Hadi bakalım. Geçtik. Geçen hafta global, haftalık global bayağı iyi gidiyordu ama. Ya hem fikrim yani, çok kötü bir Ceren dediği gibi çok kötü bir flow tercihi var orada. Hani o yavaş kısım ne oluyor bilmiyorum dedi ama ben şey yapayım, orada aslında bir parçada bridge falan girse orada daha bir iyi olabilirmiş yani. Orada kötü bir flow tercihi var kesinlikle yani. Yoksa verse devam ediyordu orada. Nakarat hiç açmadı, beat hiç açmadı. Yani Ciğer bu kısmen sevdiğim bir isim de olsa Ciğerbo'nun verse'ü daha dinlemedik gerçi. Ama yani yeterince kötü ya. Gerçekten yeterince kötü ya. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Aynen, bir takım teknik isimler, aynen Ceren. Ya daha bayağı parçamız var ya. Ama yani şey, galiba globalin de netleyesine ulaşıyoruz yavaş yavaş, değil mi? Beat kötü canım, ben hemfikirim yani, gerçekten beat kötü.
Çubakka demiş ki abi bir şey soracağım. Ben Suicide Boys'u çok seviyorum. Türkiye'de de çok tutar bence ama kimse yapmıyor. Deneyen yapamıyor. Neden o tarz kimse yok ya? Neden yapılamıyor? Belki vardır ben bilmiyorumdur. Abi benim de denk geldiğim bir benzeri yok Suicide Boys'un Türkiye'de. Ya Türkiye'de genelde net de işte arabesk drill. Yani öyle bir tarz yok tabii ki aslında. Biz burada uydurduk onu ama yani. Ya Türkiye'de şey hep söylüyorum ben bunu abi. Türkiye'de kumpir yapılması tercih ediliyor. Yani parça değil. Müzik yapmıyoruz. Türkiye'de kumpir yapıyoruz. Yani şu oluyor. Ortada böyle bayağı bir hi-hat alıyorsunuz abi. Ben tarifi veriyorum size. Formülü veriyorum. Hi-hatlerinizi alın abi. Dolu dolu hi-hat alın. Her yere serpin onu. Her yere. Vokaliniz bile hi-hat olabilir hatta. O kadar hi-hat serpin Türkiye için. Hani ondan sonra bir yerden böyle kesinlikle nota bulamayan, doğru tondan okuyamayan bir tane vokalist buluyorsunuz. Ve ona nakaratınızı okuyor. Vokalist yoksa bunu siz de yapabilirsiniz. Zor bir şey yok. Ve bu nakaratta tamamen siz şahinleri oynuyorsunuz. Bu. Sözlerde ise alakasız kelimeleri arka arkaya getireceksiniz. Algoritma şarkı yapıyor mantığı. Hani bildiğiniz Google şarkı yapmayı öğreniyor mantığında düşünün bunu. Alakasız kelimeler. Kesinlikle böyle olmalı. Bir şey anlatmayacaksınız. Yer yer işte semtinizden bahsedeceksiniz. Hırsız jargonu çok okey. Hani mariz demek, dızlanmak falan çok okey. Asla sıkıntı yaratmıyor. Türkiye için. Ne unuttum? Ha tabii bir de bağlama. Kesinlikle herhangi bir yerde bağlama girmeli abi. Ceren bunu yapalım. Gerçekten yapalım yani. Evet. Gerçekten bunu yapalım yani. Özellikle nette bu Türkiye'de yani abi. Yani özellikle nette bu yani. Hani Suicide Boys en azından müzikal bir şeyler de kattığı için abi Türkiye'de onu o yüzden görmüyorsun. Ya bana bir ara ben de mesela şeyi denedim yalan yok. Hatta chat'te Ozan dalga geçiyordu. Irak düğünü sample'ları diye benim sample'larla şey. Bu keko olmayan gerçekten müzikal olarak etkileyebilecek bir arabesk sound yaratılabiliyor mu diye ona bir çalıştım. Hani örnekleri var. Mesela Fuat abinin kefeni yolladı. Hani böyle kendimizi jiletlemeden en azından etnik sample dinleyebiliyoruz ama yani aşırı da üzerine yoğunlaşmaktan sonrasında vazgeçtiğim bir sound oldu mesela yani. Gibi. Ha bu dediğim de milyonu görüyorsunuz abi ama şey var daha önce dinlediğimiz Şahin Dıkak diye bir arkadaş vardı ya hani o olursa 10 binde falan kalıyorsunuz nette de ama haberiniz olsun yani. O yani gerçekten Blokboy JB yani Türkiye için geçerli bir şarkı yapmış. O zaman Reason, JID ve Azih Rajat Extinct geliyor. Tamam geçtim. Üf, yani umutlu olduğum parçalardan biriydi ama ben biraz sıkıldım. Bu arada evet nargile ve rap müzik tamamen kekolara ait bir item oldu. Acaba hani ben kolayı da bayağı seviyorum. O ne zaman sadece kekolara ait bir item olacak çok merak ettim şu an. Sizin bir yorumlarınıza bakayım. Abi evet o bridge'de keşke vokali piçlemeseydiniz ya. Normal aksaydı. Bir, iki, 3 dakika 42 saniye ama nakarat da olmayan bir parça için baktığımız zaman biraz baydı yer yer. Hani normalde JID falan beğendiğim isimler, Azir Aşat beğendiğim isim. Ama yani mesela burada da Ain't No Regular ama Competitor yani gibi bir rhyme'ı Türkiye'de direkt akla gelen bir rhyme örgüsü görsek çok basit yazmış diye linçleriz normalde. Hani burada da onun için bir torpil geçmeyeceğim yani açıkçası. Yani şeyden iyi. Bir önceki dinlediğimiz parçadan, Lil Papa'dan iyi. Eyvallah. Ama böyle benim bugünün en iyilerinden biri olarak seçeceğim bir parça mı? Hayır. Ara ara dinler miyim? Mümkün. Playlist alabilirim ama. Kabul. Aynen bu arkadaş alacak. Bunu pür dikkat dinlemekten ziyade bu da biraz chill. Gece 3'te 4'te falan ayaktaysak. Dinlenecek bir şarkı ama evet 3 dakika 42 saniye değil bana da 10 dakika gibi falan geldi yani. Biraz keşke bunda da biraz daha farklı bir aranjeye girselermiş yani. Ama sample bilindik o zaman bu arada onu yazmışsın ben kaçırmışım. Sample bilindik bir sample evet. Kaplow ve Lukyal Been That Way geliyor. Evet bitti. Atanamayan Wiz Khalifa, Lukyal ve Emine Erdoğan'ın ortak çalışması olan Been That Way dinledik arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama.
Evet, bu da 3,5 dakika olmasa rağmen bana yine 9 dakika hissettiren şarkılardan biri oldu. Ya bugün de Silivri dozumu almasaydım olmazdı yani. Üzgünüm. Of. Yani evet, 2000'lerin başında olsak, 2000'lerin başında olsak, bu Ozan'ın da yazdığı gibi ringtone era'da olsak hala polifonik tutardı bu bridge kısmı ama yine kötü değil bu arada, yani dinlenir. Yani kendi adıma seyahat ediyorken falan playlistimde chill şarkı olarak böyle hani tropik bir yere gidiyorsam gayet dinleyebilirim sanki ya. Of. Neyse, sıradaki parçamızı muhtemelen beğeneceğim diye düşünüyorum çünkü sevdiğim bir isimden geliyor. Purpose Box Cutter geliyor. Evet, bitirdik. Günün fena değil diyeceğim işlerinden biri ama bayağı eksikleri var bence. Prodüksiyon bayağı başarılı ve gerçekten piyanoları ve bası çıkarsak, piyanolar ve baslar çıksa parça gerçekten Norveç'ten Türkiye'ye gelir yani. Ya ve Peppos'un biraz torpilese de hala aşırı Jay-Z olmasından ben biraz rahatsız oluyorum. Sevdiğim bir MC olmasına rağmen ve bir freestyle'ın da beat'im kullanmasına rağmen hala yani yer yer böyle itici gelmeye başlıyor yani. Yani güzel boom bap iş. Ya Ceren, Türkiye için değil, genelde globalde de özellikle underground camiada rapçilerin falan da hani zaten bir müzik eğitimi yok, pek müzik bilmeden yaptıkları için hani o yüzden zaten biraz fazla hatalı şeyler çıkabiliyor çoğu zaman yani. Ya ama ben mesela bu parçaya bu nakaratı yazmazdım yani, nakarat biraz düşürüyor. Almanca'ya bir sonraki parçayla galiba ufak ufak geçiyoruz abi. Evet, geçeriz. Sıradaki parçamız. Aslında parça yeni değil ama klibi yeni geldi. Yeni değil derken şöyle, Nas'ın geçen ay çıkardığı King's Disease albümündeki Spicy parçası gelecek. Yine bugün ilk parçada dinlediğimiz Favio Foreign ve A$AP Rocky düetli Spicy parçası kliplendirildi. Beraber izleyelim dedim. Evet, durdurdum. Benim albümde nispeten beğendiğim parçalardan biriydi Spicy, Nas, A$AP Ferg ve Fabio Foreign'dan gelen parça. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela burada ben de chatte söylenmiş, Nas'ın gitgide ivmesinin çok düştüğünü hemfikirim. Nostradamus'la beraber benim en kötü Nas albümüm listesine King's Disease kendini yazdırdı maalesef. Çok beğenenler oldu, internette gördüm, Twitter'da falan ama arkadaş çevremde de. Abi, beni hiç açmayan bir albüm genel olarak. Yani Hitboy ve Nas bence uyumlu olmamış yani, bunu söyleyebilirim. Albümdeki kötü parçalardan biri değil kesinlikle ama şeye geleceğim. Nas burada, hatta onu görselle geleyim aynen. Ya Nas Diddy ile yaptığı I Am albümünde yaptığı parçadan beri neden hep böyle berbat parlak deri ve kırmızı şeyler giymeyi çok seviyor? Hala anlam verebilmiş değilim abi. Gerçekten çok çirkin, çirkin ya. Çirkin. Konuşamadım. Evet, bütün albüm Hitboy abi. Yani ve mesela burada şeyi yakalamışsınız klipte. Bizim rapçilerimizin Amerika'yı gerçekten yakaladığı bir konu var. Giyim abi. Amerika'dakiler de kazandıkları paralara rağmen iğrenç giyiniyorlar. Bizimkiler de iğrenç giyiniyorlar abi. Gerçekten bu konuda bu konuda hani kıyas yapabilirim yani. Gerçekten çok tutarlı bir durum var ortada. Şurada abi sosyal mesafe hiç yok ama maske takıyorsunuz gerçekten mi abi? Neden yani? Neden ya? Abi evet yani şey, birçok lüks markanın gerçekten iğrenç tasarımlar yapması ve insanların bunu billboardmuş gibi hani sırf markayı gösterebilmek adına ultra bir görgüsüzlükle böyle taşıması müthiş bir şey değil mi ya? Hani tamam git hani şey demiyorum, Chief Kaplan donları giy demiyorum, tamam. Eyvallah ama yani bu arada bu sefer bir kurumu da karşımıza aldık galiba. AKCY Türkçe mi okuyayım ya? O nasıl nick? AKCVY. O tamam. Takipçin teşekkürler. Hoş geldin. Yani ama gerçekten çok kötü ürünler abi. Bu ne ya? Çok kötü duruyor. Hepsinin üstü başı çok kötü duruyor ya. Abi bu çocuğunki fena değilmiş. Tamam. Nispeten yani sade bir giyim. Akçay mı? Tamam abi. Ha VA tamam. Yani trap ekolü tamam. Akçay. Hoş geldin Akçay.
Abi evet, Gucci'nin birçok tasarımını para versen giymem yani. Sadece bir basketbol şortu benzeri bir şortu vardı. Daha bir streetwear tarzı, onu sevmiştim bir dönem. Türkiye'ye hiç gelmedi maalesef. Bir de güneş gözlüklerini seviyorum, yalan olmasın. Evet, de facto basics yani, klipteki diğerlerine göre nispeten en azından normal gözüküyor abi. Yani şu NAS'ın üstündeki nedir ya? Hate Me Now'da da aynı, çok benzer bir şey giyiyordu ya. Yani nasıl yıllardır bu kötü giymeyi çok seviyor yani. Abi bu ne, nasıl bir kombin, bu ne ya? Ya Türkiye'de bu arada Gucci falan giyenler biraz şey yapıyorlar. Hani bunu rap müzik özelinde falan söylemiyorum abi. Orijinal Nişantaşı'ndaki veya İstinye Park'taki mağazasına gitmek yerine oradaki 3000 liralık ürünün 1,5 bin liralık sahtesini alıyorlar. Hani kaliteli replikacısından. Bu daha büyük saçmalık geliyor abi. Sahte bir ürüne o parayı vermezsin yani, değil mi? Yani git hani şey, gerçekten yani bütçen atıyorum Jordan'a yetmiyorsa abi, git en azından bildiğin bir sıradan bir markayı al en azından ya. Yani, büyük saçmalık yani benim için bu olay. Ya hatta ben zaten şeyi bulamadım, hani parçaya geçmeden biraz goygoyumuza devam edelim. Ya özellikle moda tasarımcılar da hani aramızda varsa okuyan falan aydınlansın. Abi sektör neden bu kadar berbat oldu bilmiyorum. Ben bir Nike mağazasına falan gittiğimde de hani spor giyimi alacaksam abi, berbat renk tercihleri görüyorum. Berbat tasarımlar görüyorum. Artık alacak bir şey bulamaya kendim bir şeyler bastırmaya falan başladım yani. Yani Sean Price'ı seviyordum. Zaten Snapback de vardı. Hani vefatında eşini bana hediye etti. Vefat ettikten sonra çıkarılan ürünlerden. Uyumlu da olur. Güzel kombinlerin mantığı, gittim kendim bastırdım falan, artık ben böyle halletmeye başladım giyim olayını yani. İşkenceye dönüyor gezmek. Evet yani mesela Balenciaga hani belki rahattır bilmiyorum ama abi tasarımlar çok çirkin yani. Ayağıma sokmam ben onu yani. Akçay daha Almanca'ya geçmedik. Birazdan geçeceğiz. Bir parça daha dinleyip geçeriz. Gerçekten çok çirkin ya. O sırada Gossip Girl fanı bir rapçimiz geliyor. Nick'ten dolayı. Böyle bir çıkarımım oldu. Okuyorum hemen. XOXO Sofia. Basin geliyor. Allah kahretsin. İşinize. Banlanacağız hakikaten. Tamam, banlanmıyoruz. Banlanmıyoruz. Geçtim geçtim. Banlanmıyoruz. Ama yani gülelim diye aldım bunu. Bu ne abi? Amerika'nın da netnesi var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Muhtemelen banlanacağız ama ya da öyleyse. Yani her gün ben bir şekilde ya söylemlerimle ya da izlediğimiz şeylerle bana hak ediyorum çünkü yani. Öf, öf. Sözlerini açsak bile asla anlamayacağımız bir yer olduğu için ben şu anlık Genius'a bir ara veriyorum. Ve Almanya piyasasına giriş yapıyorum. Bir, kısaca biraz da oraya bakalım. 5 verildi değil mi? Of. O zaman Almanya'dan ilk parçamız. Almanya'nın da Türkiye'ye çok yakın kafalarında. Aslında yaratıcı başlayıp sonradan gerçekten bizdeki Keko rap furyasına çok yakın bir kafaya gelen bir ismi ağırlayacağız ilk konuğumuz olarak. Geçen hafta da bir işini dinlemiştik. Samra geliyor. Rodiamant 2. Ya da Zuvay. Değil mi? Of. Almancam yok arkadaşlar. Yardım edin bana. Nasıl okunuyor bu? Neyse, geliyor parça. Bizim esinlenmek değil. Yani sen Almancayı takip ediyorsun galiba Akçay. Şeye bak. Yine Samra'nın Katerea'ya bak. Sonra Hidra'nın Veronica'ya bak. Sence esinlenmek mi? Mesela. Yani. Sıfır niye yok seçeneklerde? Evet, ben de onu aradım şu an yani. Roh Diamant 2 yalnız. Bir verdim ben. Yani genel olarak abi Almanya'da bu arada bizimkine Kapital Bra'yı bayağı bir taklit eden insan var. Yani zaten Türkiye'de 10 kişiden 9'u UFO şu an. Biliyorsunuz. Bu Roth Diamond Zwei diye ben doğru okumuşum bu arada. Sevindim şu an. Yani ay yani Ati'yi dinlediğim zaman ben bugün de kendisinden bir parça dinleyeceğiz, ikisinden de Ati'den değil. Case Rebel ve Gringo hibridi duyuyorum. Ya zaten kötü olan bir piyasa Almanya piyasasını bu kadar da çakmazsın. Ya kötü olan derken iyi işler vardı ama orası da en az Türkiye kadar yozlaşmış bir piyasa artık yani, o açıdan diyorum. Yani geçen hafta dinlediğimiz Samra parçasından çok daha iyi bu arada. Kabul. Ama yine de bir yani. Üzgünüm. Ben Samra'nın Anonim'le yaptığı The Ains parçasını bayağı seviyordum mesela. Bushido ile imza attığında ilk olarak Eskita Yünge'den çıkan parçalarını seviyordum. Ama yani sonrasında o da böyle gitti yani.
Araya bir kulak temizleme gelir mi? Gelebilir, neden olmasın. Veronica şeyden marizlenme Veronica Musabcığım. Samra'nın katele yaparcaz. Sırada ne var? Sırada Casey Rebel ve Summer Jam ananı bacını diye bir parça geliyor abi. Sonra kulak temizleriz biraz. Evet, doğru duydunuz. Casey Rebel ve Summer Jam ananı bacını geliyor abi. Evet. Yani şey, geçtik, korkmayın, geçtik. Ya şey var, bu Türkiye'deki clickbait şarkı isimleri ekolü Almanya'dan gelme bir şey zaten. Hani bizde vardı ya işte Angela Merkel'ler, ondan sonra en son NWA'ler falan muhtemelen. Bu da bu şekilde. Bu ekolün yaratıcılarından biri zaten Casey Rebel ve Summer Jam ikilisi. Daha önce de şey vardı çünkü Casey Rebel'in şey neydi? Amına koyayım mı? Direkt parçanın ismi bu yani. O şekilde bu parçaları vardı. İşte bu ikilinin şöyle bir özelliği var. Almanca rap yapıyorlar ama parçalarını Türkler yarı anlıyor, Almanlar yarı anlıyor. Çünkü sürekli böyle bir Türkçe kelime yedirmek falan, hani bilmem ne bilmem ne amcaz, yok işte sucukla şampanya falan böyle, hani bu şekildeyiz yani çünkü genelde şarkılarında. Gerçekten bu arada dalga geçmiyorum. Hani Almanlar da tam olarak anlamıyor. Türkler de tam olarak anlamıyor bu ikiliyi. Beğenmediğim bir parça gerçekten. Ama şöyle söyleyeyim. Summer Jam özellikle Afro Trap akımıyla, Raf Camora ve Capital Bra ile beraber Türkiye'deki ana akım rapi şu an bayağı etkileyen isimlerin başında geliyordu en başta. Hani tamam tamam falan hatırlıyorsunuzdur. O ekol yani. Afro Trap ekolünü Türkiye'ye yayan isimlerin başında geliyor yani. Ben Summer Jam'in kendisiyle tanıştım Ceren bu arada. Hani hiç böyle bir adam değil yani. Çok alakasız bir ortamda tanıştık gerçi de. Rap müzik dışında. Yok, bunların neredeyse tamamı var Cenk. Galiba Yoni'yi almamış olabilirim emin olmamakla birlikte ama diğerleri var listemde. Ve hani ben o yayında da söylemiştim onunla alakalı yayın yaptığımız, hani Fight Kulüp şarkısındaki Casey Rebel hani çıkarılırken gerçekten ben Almanya'da yaşayıp adamın hiçbir şarkısını dinlemeden mi parçanıza davet etmiştiniz yani. Tamamen şov amaçlı ama bu adam parçayı alınıp çıkarıldı, haberiniz olsun. Hani Masaka öyle bir insan çünkü. Yani samimi bulmayın onu. Evet. Sıradaki parçamız. Bunu geçtik, kötü çünkü. Millionaire, Kolega ve Seyit. Gedo Himal Grau geliyor. Evet, geçtim geçtim. Azıcık daha ilerleteyim. Hani bundan ban yemeyiz ama model ablamızın silikonları fazla belli oluyor. Tamam. Kolega takalım. Evet, dediğim gibi hani ki ban yemezdik ama çok silikonlar çok belli oluyordu. Ne olur ne olmaz yani. Ya şey, ben bir dönem açıkçası Farid Bang'le beraberken kolegayı bayağı beğeniyorken o da biraz bitmiş. Hani kötü yaşlanmak bu da yani aynı şekilde. Beat hoş, hakkını yemeyeyim, ben Beat'i sevdim ama yani parça kesinlikle akmıyor. Vokaller çok bayık abi, üzgünüm. Yani burada dediğim gibi Almanca lisede çok temel seviyede öğrenip ondan sonra yine bizim Almanca derslerimizde fizikçilere, kimyacılara etüt yapsınlar diye peşkeş çekildiği için Almancam çok temel kaldı yani. İsmimi söyleyebiliyorum falan yani, o kadar. Hepiniz kadar yani. Onun için liriklere değinebileceğimiz bir şeyimiz yok. Biraz Almanca kısmında keşif aşamasındayız. Ne çıkmış diye yani. Yine sırada kendisinin ekürisinden bir parçamız var. Majo, Silva ve Farid Bang Tiki Taka geliyor. Eyvah, 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 eyvah. Ban yer miyiz? Ban yer miyiz arkadaşlar? Ona göre devam edeceğim. Evet, Azerbaycan'da duyduk. Bundan ban yer miyiz? Arda kanalı yakma ya. Tamam abi, durdurdum. Ya bu parçayı ben merak edenler için linkini bırakayım. Pisler. Güzel devam edelim diye çaba. linkini attım size ama ben yani ban yememek için bu parçayı es geçiyoruz çünkü yani dinleyemeyeceğiz. Yani klibi kapatıp dinleyebilirim istiyorsanız. Hadi öyle yapayım. Ama yani ya da geçelim, siz bilirsiniz.
Tamamdır, Alman rapiliye gelen bir arkadaş için link istiyorsunuz, tamamdır. Geçtik, tamam ya, geçtik. Ya ben bu parçaya yorum yapamıyorum çünkü klibinden kesin ban yiyeceğiz. O yüzden geçtik. Sıradaki parçamız Katar. Onereden. Gib kein Hand. Kesin çok yanlış okudum bu arada yani. Çok eğlenceli bir chat var şu an. Eyvah, mapuslara düştük yine. Öyle bir beat var galiba. Evet. Evet, geçtim. Yani gördüğünüz gibi Almanya'da Türkiye'ye çok yakın. Hani yani yine müzikal olarak mapuslara giriyoruz böyle. Yani Dilberay'la program yapıyormuş gibi. Yani Almanca hep dinlerken de. O gülüş bir daha değil mi? Şuradaki. Aynen, gelsin. Şurada bir yerdeydi. Şurada bir yerdeydi. O gelir orada kendi kendine. Yani ve şey, Katar'da hani Arda dedi, hani bu adam da YPG PKK sempatizanı mı falan diye. Abi Almanya'da şey yok. Buradaki mantıkta bir Kürt Türk meselesi göremezsiniz. Orada hepsi kanak çünkü, yani Almanların gözünde. Hepsi kara kafa. İngiltere'deki, Amerika'daki N-word gibi düşünün bunu. Evet, o gülüş geliyor. Hatta o gülüşte kalalım. Öyle izleyelim parçayı, evet. Öyle yorumlayacağım parçayı, dur. Tamam. Burada kalsın. Ve Katar, yanlış bilmiyorsam Irak Kürdü. Hani yani Türkiye ile çok alakası olan birisi değil. Enomero ikilisini de kendisi piyasaya sürdü. Şu an Cenk'in, yani Şehir ve Ritim'in chatte info verdiği gibi yine büyük bir label'a ortak oldu. Yani bayağı orada şu an Almanya rap piyasası içerisinde baron olma yolunda ilerliyor kendisi. Ve yani kendisinin bayağı illegal ağı falan da geniş olduğu için, yani tehlikeli bir isim olduğunu da söyleyebilirim yani. Ben bir hani benim gerilmem için 3-4 dakikalık bir aynı ortamda bulunmamız yetmişti ben konserdeyken yani. Ya evet. Yeni Arafat oldu gibi ama Arafat'ın gücünü kolay kolay ulaşamazlar ya muhtemelen. Bence. Evet, Bushido'nun gerçeği diyorlar kendisine. Bushido biraz fake'ti ve Arafat'la arası bozulunca Bushido'nun pek bir ağırlığı kalmadı o illegal güç bazında Almanya piyasasında. Sean Paul'de çok net olarak görmüştüm bu olayı, demiş Murphy. O zaman sıradaki parçamıza geçelim ama ben parça hakkında yorum yapmadım. Yani biraz baydı. Gerçekten Almanca rap de biraz kalite kaybetmiş yani. Ama ben Katar'ı genel olarak çok fazla dinleyemiyorum ya. Ama bugün bir iki iyi işte dinleyeceğiz ya. O kadar da değil tabii de. Sıradaki Almanca rap işimiz gelsin. Sonra biraz Avrupa'ya bakalım. Ondan sonra tekrar döneceğim Amerika'ya, merak etmeyin. Gerçekten Katarlar ele geçirdi Almanya'yı, o doğru yani. Ya Almanya'da köylü trap'i çok fazla var. Evet, Akçay. Yani trap de değil aslında. O da işte, onlar da trap diyorlar, Türkiye'deki hata gibi. Türkiye'de onlardan esinlendiği için Türkiye'de berbat gidiyor. Yani çok bir farkı yok. Ceren, bu hafta çıkmış işlere, Perşembe geç çıkmış işlere bakıyoruz ama yani torpil istek, programın sonu için sıkıştırabiliriz yani, haberin olsun, problem yok. Sıradaki parçamız Sisyo TBC. İngilizce okudum ismini ama idare edersiniz, anlamışsınızdır yani. Ya Allah kahretsin, yeter. Evet abi, bundan da zaten klip burada da ban yazdığı için zaten, yani klip şu an bizde hani şey, dalga geçiyor klip. Şurada ban yazdı şu an, yani fark etmişsinizdir. Yani hani klipte görmememiz gereken Twitch'te her şey var. Bon da yok abi, biliyorum. Bana da orada bon yazdığını biliyorum da hani şeyden diyorum. Yani ben şu an trollük yapıyorum yani, yoksa orada ban yazmadığını biliyorum ama hakikaten şu an bize mesaj veriyor yani, kapa diyor şarkıyı diyor şu an. Yani çünkü görmememiz gereken 3-4 materyal gördük yani Twitch bazında. Bu kanal yanmasın, Hip Hop 101'ler için falan yanmasın. En azından içeriklerimiz için yanmasın. Çünkü onlar önemli. Öf, geçtik bunu da abi. Uf. Yani yorum yapmıyorum çünkü dinleyemedik. Ban tehdidi yüzünden. Sıradaki parça 18 karat Smoke Weed Every Day. Kesinlikle 18 değil bu arada o yani. Ya ya yeter artık pop abi, sıçacağım poponuza ya, of ya. Abi gerçekten yeter artık ya. Abi
Abi Almanya neymişsin sen, ne yapıyorsun ya? Almanya'nın Red Light District'ini bulduk, neddesini değil de. Hani yani. Öf. Geçtim abi, bunu da geçtim abi. Ve aynı başlangıç artık yani, aynen. Bütün klipler popoyla başlıyor abi, yeter ya. Öf. Geçtim abi. Yine demin bir parçada dinlemiştik galiba kendisini. Evet, dinlemiştik. Major ve Silva, Lockdown geliyor. Deminki abiler. Umarım bunda normal giriyordur artık klip yani. Üf. Ya popo ya çıplak adam var arkadaş. Ortanız yok mu sizin ya? Üf. Tamam abi, geçtim geçtim geçtim. Geçtim. O zaman tekrar geliyorum abi bir önceki yoruma. Gerçekten Almanya gerçekten bizi kıskanıyor abi. Çünkü haklılarmış yani. Belli ki Almanya'da giyecek giysi yok yani. Herkes çıplak. Erkek kadın fark etmeksizin herkes çıplak. Twitch'te parça inceleyemiyoruz abi. Ban yeme korkusundan ya. Ve her sahne aynı şekilde açılıyor. Her klip aynı sahneyle açılıyor ya. Aynı popoyla açılıyor. Ve sonrasında aynı rapçiler girip aynı rapi yapıyorlar. Almanya böyle bir şey olmuş abi. Çok üzdü şu an beni yani. Perşembe Almanya Hip Hop 101'i yaparım diyordum, vazgeçtim galiba. Şef Polonya'ya gireceğim muhtemelen. Abi Cenk, böyle bir şey yapabiliyorsan süper olur. Daha bayağı Almanca parçamız var daha, merak etme de bakalım. Sıradaki parça. Bones ve Elix. Niemals Unter Bin. Bin nasıl okunuyor bilmiyorum. Abi yeter abi, Allah kahretsin ya, Almanya yakacak benim kanalı. Bari oturum falan verin, geleyim öyle yakın ya. Of. Böyle kuru kuru yakmayın kanalı. Yani vizem de bitti, ne olur ya. Sevgilim Merkel, sevgilim VFS Global, ne olur. Yakacaksanız öyle yakın kanalı yani. Bir karşılığı olmalı bunların. Abi bu kadar popo derken Hardest bayağı bir popo atıldı hani. Almanya bugün resmen şey hani devletle anlaşma yapmış gibi, hani sanki füze gönderir gibi. S-400 falan gönderir gibi üstümüze popo attılar kliple yani. Almanya'dan popo ithal ettik bugün bayağı. Of. Yo, parçayı bu arada beğendim ya. Gerçekten parçayı beğendim ben. Of. Dur linkini atayım ben size. Madem bunun da. Biz nasıl bir kanal olduk ya? Yok abi, İngilizce demo da olsa hafta, yani onu cuma bakıyoruz yani. Yok gerçekten ben de beğendim parçayı bu arada. Ya ben gittiğimde de Almanya'da hiç popo görmedim. Hep nargile içtim ben ya. Plakçı gezdim, nargile içtim ben Almanya'da. Ama bu parçayı beğendim. Şu ana kadar Almanca rap batağında dinlediğimiz tek iyi parça bu oldu. Bones ve Elix, Niemals Unter Bin. Hala bana Bin'in Almanca nasıl okunduğunu yazmanız. Ben ona kadar sayabiliyorum. Şey gibi. Şabanoğlu Şaban'da Kemal Sunal şey yani iki defa 50 sayıyor ya, 100 saymak için. Öyleyim ben de Almanya'da yani. Tausend gerçekten mi? Bu kadar kolay olamaz Cenk ya. Takbek Fumarim var. Şu an Tangerine Kaşmir ve Naklamizo şeftali karıştırdım, onu içiyorum. Ünlem menü yazarak ekipmanlarımı görebilirsin şu an kullandım. Ay gerçekten Thousand'ın düz okunuşuymuş. Allah kahretsin. Kolaymış ya. Thousand. Tamam. Sıradaki parçamız. Afrop ve Umse. Direkt Vaşe. Ya da kesinlikle böyle okunmuyor bu arada. Evet. Evet. Yani kötü parça değil ama 4 dakika bu parça için fazla uzun. Yani şu an biz 2 dakika 49 saniyede baydık. Keşke 2,5 dakika falan olsaymış. Daha kısa verse'ler. Daha aynı nakarat kalabilirmiş. Evet. Storytelling'de çamaşırları hangi programda yıkadığını anlatmıyorsa kötü sanırım. Evet ya, şeyden sevindim. Yani bu Almanca rap gibi gelmedi çünkü bağıran birileri yok. Bir yerlerden bağlamalar girmedi falan. Galiba bu Almanca değil, bize Almanca rolü yapıyor. Afrop benim 2000'lerin başında aslında tam bağırmasını beklediğim isimken bayağı bir boom bap alternatif hip hop kafalarına döndü. Şaşırtıyor beni o konuda. Yani bir önce dinlediğimiz Bonus'un parçası şu ana kadar Almanca rap'te çıkanlarda en iyi parçaydı. Sonra da bu geliyor çok iyi bir parça olmamasına rağmen ama Almanya'dan 4-5 parça daha var ama Tıpkı.net'teki gibi iki tane daha dinleyip geçelim istiyorsanız. O zaman sıradaki Almanca rap parçamız. Iron Truman geliyor.
Bushido'nun şu an pushladığı bir isim, Cenk'in bahsettiği daha önce. Evet, nakaratla beraber çıkışa geçtiği için fade attım. Demin arkadaşın Nicky Iron ama bence gerçekten Alexander Sørloth'la Das Berkcan Güven arasında bir arkadaş biraz. Fiziksel olarak hani fenotip olarak öyle benzettim ben yani. Yani ama ya işte, bugün Almanca rap'te dinlediğimiz en iyi parçayı kendisi yaptı. Aynen, Das Berkcan Güven yani, gerçekten. Berkcan Güvenye falan derdim Fransızca okusam da, Almanca neyse ki. Ya neyse, Berkcan Güven Türkiye piyasasına göre iyi bile geliyor demişsin. Abi Türkiye piyasasında bence şu an iyi diye bir şey yok Akçaycığım. Yani Türkiye'de Türkçe rap haftalığı yaparken biz genelde üst sıramızı vasat olarak belirliyoruz. Bu arada şaka yapmıyorum yani. Gerçekten mi bu çocuğun Kul Savaş'ı dislemeye çalıştığı mixtape mi var internette Cenk? Peki. Evet, gerçekten Sörlot abi ya. Ve yani Bushido'nun puşlaması normal çünkü gerçekten muhtemelen Bushido'nun artık Almanya piyasasında sözlerini yazacak bir insan kalmadı muhtemelen. Herkes de papaz olduğu için. Almanca rapten son iki parçamıza geçelim. Onu ama size öneri olarak sunayım. Kimler var diye. Cenk, Akçay, siz daha Almanca rap belli ki daha fazla dinliyorsunuz bize kıyasla. Ben çünkü gördüğümü aldım yani, son bir hafta içerisinde çıkmış olan. Frank One var. Monkey 41 var ki berbat bir parça, bence onu kesinlikle açmayalım. Silla var. Ecofresh düetli. Zila. Selo ve Abdi var bir de Almanca'dan. Bir de arkadaşımızın attığı parça var, ona bakacağım zaten. Hatta ilk ona bakayım. Capital Bra'dan değil mi? Evet, Capital Bra'dan Papas Passat geliyor. Geçtik abi. Evet yani Almanca rap piyasasında da hani tıpkı Türkçe rap'teki gibi, hep diyorum yani, papağan gibi oldum. Türkçe rap Almanya'yı çok taklit ediyor. Üstümüze kürekle Afro trap fırlatıyorlar abi. Ve hani gerçekten patron bu parçayı duymasın ya da duydu, bu gece hummalı bir çalışma içerisinde de Astral beat'in başına kendi tag'ini eklemeye çalışıyor şu an muhtemelen. Çünkü genelde Astral yeni beat yapmaz, aynı beat kullanır ve tag ekler. Çok eğleniyorum şu an. Ve gerçekten abi, kapısı buraya da ben uzun süre tahammül edemiyorum yani. Evet. Abi o da beat çalmasaymış o zaman. Onun da gece vakti FL Studio'da ne işi varmış abi o zaman. Yani. Öf. Gerçekten kapısı burayı da geçtim. O zaman Echo Fresh'e bakalım sırada. Silla featuring Ecofresh, Unsterblich geliyor. Bu arada Cenk, bir şey soracağım. Gerçekten soruyorum. Almanca rapte başlamadan parçaya, eğer birisi mesela ih kelimesini ih diye okuyorsa Alman, iş diye okuyorsa göçmen değil mi? Öyle bir şey gerçekten var bu arada değil mi? Gurbetçi. Neyse. Değil mi? Onu çok fark ettim ben. Geliyor o zaman. Silla ve Ecofresh düetimiz. Popo yoktur umarım artık. Yeter yani. Evet. Popolardan bahset geldi. Evet, Discord'da sizden gelenler kanalına bırakırsan Cuma parçana bakarız. Senin de demona bakarız. Ama dediğim gibi hani burada da bir anons geçeyim. Hani parçanızı bize netlerden falan ulaştırıyorsanız ben profesyonel misiniz gibidir gibi eleştiririm ve muhtemelen çok ağır gömerim. Benden nefret edersiniz. Şimdiden haberiniz olsun. Onun için mümkün olduğunca demolarınızı bana sizden gelenlerden atın ki demo olarak yorumlayayım onu yani. Ecofresh de kariyer bazında çok kötü düşüşte olan bir MC'di. Yani Çukur'a Heja ile parça yapmak falan bence hani gereksiz bir hareketti falan. Link de atabilirsiniz. Dosya da ekleyebilirsiniz Abdurrahman. Problem yok ama yanlış bir topiye koymayın onu Discord kanalında. Dediğim gibi şeye koyacaksınız. Sizden gelenler. Haftalık sizden gelenler diye bir kanal var. Oraya bırakıyorsunuz. Ama bu parçayı beğendim. Tadını da en azından hani 3 dakika uzunluğunda tadında kalmış. Bu hafta sevdiğim nadir Almanca rap işlerinden biri oldu. Bir de son olarak yine kendisini Ati üzerinden andığımız bir ismin de işi gelsin. Almancayı kapatalım. Selo ve Abdi ve Gringo Didi geliyor.
Evet, beni baydı. Belli ki siz de baymış ama ben hani arada kalmışsınız ya da benim baydı dememi bekler gibi hepiniz benden sonra geç dediniz. Eyvallah otosun. Kötü parça, üzgünüm. Ya Fransa'ya hemen geçmiyorum, biraz Amerika'dan devam edelim. Fransa tekrar biraz Fransa yapalım, biraz Amerika yapalım, öyle bitirelim. Daha çünkü Amerika'dan bayağı iş var. Sinanımız hoş geldin. Amerika'da kaldığımız yere devam ediyorum ama parçaların bir sözlerine bakayım. Tekrar Amerika'ya geldik. Daha anlayacağımız parçalardayız biraz daha. Eskilerden bir isim mi gelsin önce? Evet. Henüz Genius'a bunun da sözleri gelmemiş. Ben parçayı söyleyeyim. Big Mike featuring Hüseyin Fatal ve Big Syke. Heavy in the Hood geliyor. Evet, fade attım. Parça bayağı uzun çünkü. 5,5 dakika. Evet, sonlara doğru sıktı haliyle. Ama şey var. Beat bayağı tatlı. Abilerimiz West Coast'tan ama biraz burada H-Town yani Houston flow'ları klasikleşmiş stepleri denemişler. Ozan'ın da chat'te belirttiği gibi. Yemiş mi yemiş, evet kötü bir parça değil ama biraz sıkıyor derken Bridge bayağı kurtardı abi. Abi hani parçanın en beğendiğim kısmı Bridge oldu. Ben, ama bugünün geçerli parçalarından ben beğendim yani. Ama bir tık uzun kabul. Ve bu klipte de Popo gördük. Bugün böyle hani haftalık global Popo özel yayını. Devam ediyorum. Sıradaki de West Coast'un abilerinden geliyor yine. Sıradaki parçamızda. Spice One, Say It With Your Chest. Aslında parça 2009, 2019 çıkışlı ama yeni kliplendi. O yüzden alalım. Geliyor. Evet, yani otorite kullanıp burada geçtim. Yani drop bende gözükmüyor ama. Evet, beat de flow da çok nakarat. Çok nakarat diyorum. Zari'nin yazdığını okurken kafam gitti. Beat de flow'da çok monoton ilerledi. Nakaratı bekledim yükselme olur diye ama olmadı demiş Zari. Hemfikirim abi, çok baydı beni maalesef Spice One'ın o parçası. Hani yer yer sevdiğim ama çok uzun süre dinleyemediğim hislerden bir tanesi zaten. Burak hoş geldin. Sıradaki parçamızın liriklerine bakayım var mı diye. Young Buck, So Do I gelecek. Evet, henüz Genius'a sözleri düşmemiş onun da. Geliyor. Evet, yeni PNG geliyor, buna uğraştım, evet. Ya bak, düşündüm hani gerçekten onu yapsam mı diye, ban yeriz diye, ama mantıklı bir şey buldum galiba. Bir saniye, geliyor. O masa üstündedir herhalde. Tamam. Evet. Geldi. Şöyle bir yerleştireyim ben onu. Homer Simpson'a da ban yemeyiz herhalde. Evet. Aslında şey düşündüm. Korgi düşündüm böyle. Poposuyla meşhur köpek var ya. Onu düşündüm ama. Yayın ne kadar daha devam eder? Ben hemen söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Geçeceğim parçalar olur muhtemelen. 6, 7. Daha bir 10 parça falan var. En az 1 saat buradayız ya Ceren. Evet, şundan ban yemeyiz herhalde değil mi? Floor Seats 2. Galiba dinledik ya Pliton. Şimdilik kapatayım, riske atmayalım. Ben parçaya geleyim. Gerçekten bayağı beğendim. Bugün favori parçalarımdan biri oldu. Yani Young Buck G-Unit'teyken de seviyordum ama G-Unit'ten kendini kurtarması onun açısından iyi oldu. Ekonomik anlamda olmasa da müzikal manada iyi oldu. Sadece adlibler çok rahatsız etti yer yer. Siz de yazdınız mı chat'te, görmedim ama ben PNG'mizi ararken, yeni PNG'mizi ararken. Ama yani bugünün geçerli işlerinden BT nakaratı, verse'leri bayağı beğendim ya. D-Live mı? Bilmiyorum. O ne? Bunlardan yemezsek sarı popodan, Homer Simpson'ın poposundan yemeyiz herhalde ya. Evet, günün iyilerinden bence de Young Buck. Sıradaki parçamız The Joker, Juggalo Song geliyor. Evet. Durdurdum. Geldim bu sırada. Ya parça, evet gerçekten 6 dakika çok uzun parça için ama yani şey, makyaj ICP hatırlatması normal çünkü The Joker'da Horrorcore Rap ve ICP ekolünden geliyor abi.
Ve kendinden beklediğimden daha iyi parça açıkçası. Vokal monoton, evet. Ama zaten Jakır'ı ben genel olarak çok fazla beğenmem. Ya ama yani bugün çok daha kötü şarkılar dinledik ya. Hani ona Ozan hiç sevmemiş şey tabii söyle yazıyor ama ben o kadar da gömmem bu şarkıyı herhalde ya. Sıradaki parçamız benim en iyi adaylarımdan biri muhtemelen. Çünkü yayın öncesinde dinledim ben bunu ya. Evet, The Mecca gelecek şimdi. Stansby, Ghostface Killah ve Remima featuring Davies ve Nas. Beat Miners prodüksiyonu. Redem Asprim de var parçada bu arada, evet. The Mecca parçası. Ceren içecek almaya kalktım bile, köz almaya kalktım da ben de kalkarken göstersem mi artık diye bu kadar şey yaptım ya. Katlayan 5 tane de ayıp. Muhtemelen çok güzel bir toplu parça dinleyeceğiz. Geliyor. The Mecca geliyor. Evet, geçtim. Ya güzel parça ama günün en iyilerinden biri olabilecekken parça uzunluğu ve aranjenin olmayışına kurban ettiğimiz bir parça oldu. Kötü verse yok. Hani gerçekten müthiş verse'ler var. Beat en başta tatlı gidiyordu ama artık buna bir hani yani Türkçe'de toplu parçaların yaptığım yorumun aynısını yapacağım maalesef. Hani Beat Miners biraz üzdü bu açıdan. Aşırı sıkıcılaşıyor abi. Hani 4 dakika şu an 4 dakika 47 saniye olmuş dinleyeni. Burada fade attık ama ya flow'lardan beklediğimiz kadar sıkıcı olmadı bu arada. Bunun üzerine Türkiye'deki toplu parçalardaki gibi kötü MC'ler dinlesek bile muhtemelen çok daha erken baymıştık da yani sürekli döndüre döndüre aynı loop'u hiçbir aranje triğine kaçmadan maalesef tutamıyorsunuz. Parçadaki isimlerin hepsi devasa da olsa tutamıyorsunuz ya. Bu bunun örneği. Ama verse'ler kurtarıyor parçayı. En azından 5 dakika kafa salladım yani en azından. En çok beğendiğim verse benim Ghostface sıralamasıyla Ghostface, Remima nasıl oldu? En az beğendiğim Davies'te oldu. Verse'ler bazında. Ama yani beğenmediğim verse yok bunda dürüstçe. O parça evet uzunluk bazında sıkıcı yani. Evet keşke bir beat switch olsaydı. Hani flow'lar kurtardı parçayı ya. Ya da bir aranje ile bir şey yapsaydınız yani keşke. Bu açıdan üzdü. Ah, günün en iyi parçası demek isteyeceğim bir parça. Hani kadro benim çok sevdiğim isimlerden oluşuyor diye ama muhtemelen diyemeyeceğim bunu henüz. Sıradaki parçamıza geçeyim. Jeezy ve Yo Gotti daha doğrusu. Çok Türkçe okudum. Jeezy ve Yo Gotti back. Gelecek sözlerine bakıyorum sadece var mı diye. Var. Evet. Fade attım. Beat çok tatlı. Nakarat tatlı. Flow'lar yakalıyor ama mesela Charlemagne'in chat'te de söyledi Zari biz dinlerken Jeezy'ye lirisist demişti biraz hani hakikaten saçma bir iddia yani. Dünyanın en basit lirikleri falan var çünkü parçada şu an. Verse'ler bazında. Ama geçerli parça ya. Yani bir şekilde tutuyor kendinden yani. Ben beğendim bu açıdan. Slim Thug sıradaki isimimiz. Slim Thug ve Zero. Make It Right gelecek. Sözleri var mı diye bakıyorum. Yok, düşmemiş daha. Siz de bakın, daha düşmemiş. Onun için klibine bakalım. Slim Thug ve Zero Make It Right geliyor. Evet, fade attım. Yani nakarat ve beat tatlı ama çok tek düze gidiyor ya. Maalesef. Ya ben yine beğendim nakaratı Ozan ya. Tabii yani evet. Fuck You 2'nin nakaratı çok daha iyiydi ama. Benim bu da pek açmayan parçalardan oldu. Hani çok rahatsız eder mi? Hani Almanca rap batağından hala çok çok daha iyi bir yerdeyiz kabul ama yani o zaman daha kötü bir parçayla devam edelim. Ya bu şu an direkt ön yargım konuşuyor bu arada. Parçayı daha önce dinlemedim. Haberiniz olsun. Liriklerine bakayım var. Triple Red, Sleepy Hollow geliyor. Geçtim geçtim. Triple de bizim netlerimize çok yakın bir iş. Henüz beğendiğim parçası çıkmadı. Kariyeri boyunca beğendiğim bir parçası yok abi. Ya gerçekten ya. Triple Red Sleepy Hollow'u da yani bayağı bir hayırla uğurluyoruz. Hiç iyi bir parçasını dinleyemedim bu ismin ben ya. Evet, Machine Gun Kelly'nin kendi parçasını da berbat etmişti. Hemfikirim abi. Sıradaki parçamız
Normalde atlasam mı dediğim bir parçaydı ama bir bakalım. Var mı sözleri? J.I. geliyor. Letter to you. Evet, geçtim. Geçtim ya, şey var. Triple Red'den sonra ilaç gibi geldi. Kabul ama yani bir şeyler denemiş evet ama baydı. Yani Türk rapçilerde de çok söylediğim bir hata var burada da. Hatadan kastım da detonelik falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Buradaki autotune kullanımı tercih çünkü. Nasıl diyeyim? Abi şey var. Aynı flow, aynı melodik bayık flow'la bütün şarkıyı bitirmeye çalıştı abi. Yani ilk verse'de hadi tamam idare ettik. İkinci verse'de de aynı şekilde. Ve çok silik bir nakarat var. Ya, muhtemelen TikTok'ta patlar bu. Yani onun için yapılmış gibi gözüküyor ama hani hitap ettiği kitle biz değiliz yani kesinlikle. Ya, ve benim de uykumu getirdi parça bu arada, chat'te söylediğiniz gibi. Bunu da sevmedim ya. Sıradaki parçamız. Bakayım lirikleri var mı? Var. Four Stars in the Sky. Jhin Aiko diyeti. Geçtim. Ya şey var. Kötü bir parça kesinlikle değil ama yani gerçekten şey. Linkini atayım Atilla. Chat'e direkt. Parçanın. Ya şey var. Yani Jhin Aiko'nun vokallerini ben seviyorum. Evet, fazla üstünde oynanmış. Ozan'ın dediği doğru. Hani fazla Melodyne var. Kabul. Ama yani parça kötü değil bence ya. Yani dinlediğimiz diye son 2-3 işten iyi yani en azından. Ya ama yani gerçekten bu saatte benim uykumu getirdi yani, ki çok geç uyandım bugün yani gerçekten. Ama trafiği falan güzel yani, ona bir laf etmem yani burada. Sırada bir parçamız daha var. Yine güncel isimlerden gelecek. Lil Tracy featuring Lil Keed, Designer Talk geliyor. Burada otorite kullandım abi sizden beklemeden. Direkt geçtim abi, berbat berbat berbat. Gerçekten berbat parça. Öf. Net D'yi bulduk hakikaten ya. Azıcık Fransa'ya döneyim. Zaten ondan çok yok merak etmeyin. Azıcık Fransa'ya döneyim. Karis ve boş. Düdü geliyor. Kesin böyle okumuyordur. Merdo burada mısın? Bu arada doğru okumuşum. Düdüymüş abi. Geçtik. Merak etmeyin. Şey, bir önceki parçadan hani yani gerçekten Lil Tracy ve Lil Keed'in parçasındansa defalarca kez dinlerim bunu yani, çok beğenmemekle beraber bence. Ama ben beğendim. Hani yani vasat üstü en azından yani, beğendim ne diyeyim. Devam ediyorum o zaman. PLK, PLK İngilizce okuyayım. Ve Hamza'nın parçası. Pilot geliyor. Geçtim. Afro Trap'e dönmesiyle biraz üzdü ama şöyle bir gerçek var. Chat'te de söylemişsiniz. Gerçekten Afro Trap Almanlardan ve Türklerden çok daha fazla yani Fransızlara yakışıyor en fikrim. Ben bunu dinlerim mesela ama yine patron görmesin diyerek bir sonraki parçamıza ilerliyorum. Bir sonraki parçamız dediğim, şu an geldiğim parçayı aslında bir şeyde dinledik. Hip Hop 101'in geçen hafta Perşembe günü yaptığımız yayınında dinledik. Ben o parçayı çıktığı gün almışım yayına çünkü, örnek vermek için. Ki o yayında da beğenmiştik. Jims, Immortal geliyor. Ölümsüz. Özellikle fade attım çünkü Perşembe'de dinlediğimiz bir parça. Sırada Soul King ve Sufyan'ın Tişi parçası var. Geliyor. Evet, fade attım. Ama bence de güzel bir parça. Daha önce de dedim, ben Soul King'e tıpkı UFO'da olduğu gibi, kendisi zaten kısmen Fransa piyasasının UFO'su sayılır. Çok uzun süre tahammül edemiyorum. Hani arka arkaya çok tahammül edemesem de burada nakarat yakalıyor. Beat güzel. Sufyan zaten beğendiğim bir MC. Hani bu haftanın geçerli işlerinden biri sayarım ben bunu. O zaman Fransa'dan son işimiz gelsin ve kalan Amerika işlerimize bakalım. Bir yarım saat daha buralardayız yani. Medin. FC Grand Medin geliyor. Bu arada geçtik parçayı. Evet. Ya Medin dediğim gibi ideolojik olarak zaten saçma kafalarda olan bir MC. Parçanın sözlerini anlamadığımız için yine öyle bir şey var mı tahmin edemesem de klipteki imgeler bunu hissettiriyor yine bize. Hani iyi rap ama kötü ideoloji. Genelde kötü beatler Medin. Benim son dönem için fikrim bu yani açıkçası. Evet, Fransa'dan da aldığım başka şeyler var ama hız kazanalım biraz. Hani çok çok büyük isimler değil onlar çünkü. Hani bildiğimiz. Kaçırdığımız bir şey olsa haftaya alırım. O zaman ilk olarak A$AP Ferg'ün parçası yeni değil aslında ama
Klip yeni geldi. Geçen hafta geldi. A$AP Ferg ve Tyga'nın Dennis Rodman teklisi geliyor. Bakalım. Evet, fade attım. Bence de klip bayağı güzel. Bir şey, biraz cringe. O maskot olduğu anda Ferg'ün biraz cringeleşiyor klip orada. Hani açıkçası. Tam da gerçekten tam Türkçe rap klip hareketi yani. Ya şey, ama parça albümdeki en iyi parçalardan biri mi? Hayır. Yani biz geçen hafta mesela en iyi parçalardan birini A$AP Ferg'ü seçmiştik. Big A$AP parçasını yanlış hatırlamıyorsam dinlemiştik. Yani çok çok iyiydi. O parçanın yanına çok yaklaşamaz ama ben beğendim ya yine. Hani Saygı'yı normalde çok beğenmememe rağmen burada nakaratı dinletiyor. Yani sadece yer yer biraz bayıyoruz parçada. Hemfikirim. Yani bir... Ama yani genel olarak bence ortalamanın gayet üstünde bu parçaya. Sırada Genius'ta sözlerine sanıyorum ki ulaşamayacağımız bir parça daha geliyor. Yine Amerika'dan geliyoruz. Underground'a geliyoruz biraz da. Henüz düşmemiştir yani. Bakayım yine de. Yok, 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 düşmemiş. O zaman burada kalıyoruz lirik olarak. Ben parçaya geçiyorum. Rusty Jukes ve Ill Tinker, End of Your Career. Yani kariyerinin sonu. Evet, fade attım. Ben beat'i bayağı beğendim. Rusty Jukes beğendiğim bir MC olmasına rağmen bu biraz benim kişisel bir şeyim. Ben biraz fazla sıkıldım kendisinden. Abi, Ill Tinker parçanın prodüktörü. Yine Rusty Jukes çünkü prodüktör MC Dio albümlerini yapmayı seven bir isim. Parçanın prodüktörü Ill Tinker. Rusty Jukes'tan şöyle ben biraz sıkılmaya başladım. Çünkü hep aynı flow örgüsünü, hep aynı şarkıyı dinliyormuş hissindeyim. Bunun sebebi de şeyden biraz hani. Biz daha önce bir 10-11 parçada çalıştık. Hepsinde aynı flow var çünkü neredeyse. Bazıları yayınlandı, bazıları yayınlanmadı. Bu bahsettiğim işlerin ama ben biraz kişisel olarak hani çok sık duyduğum birisi olduğum için biraz sıkıldım açıkçası. Ama yani günün en iyi işlerinden bir tanesi kanımca. Hani sıkılmadan bekledik çünkü. Sırada Rift Lowskos ve The Inglourious Poet'ten Sit The Fuck Down geliyor. Evet, fade attım. Yani Rift Lowskos, The Inglourious Poet, yani beyaz arkadaştan videoda gördüğünüz çok çok daha iyi ama beyaz arkadaş bayağı kötü rapçi belli. Snow Goons da çok uzun süredir hep aynı beat'i yapıyormuş gibi hissediyorum. Perzingo hoş geldin, selamlar. Sevmedim ben bu parçayı ya. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Beat en başta tamam güzel diyordum ama sonra çok baydı yani. Arkadaşın da vokalinin etkisi var bunda muhtemelen. The Inglourious Poets'in. Riff yine ondan iyi ama yani genel olarak kötü, beğenmedim parçayı. MBS ve Snow Goons'un COVID-19 yani COVID-19 isimli parçası geliyor. Hadi bakalım. Snow Goons'tan bu hafta iki iş geldi, ikisine de bakalım. Yok abi geçtim. Hakikaten Sehabe bile yapmadı COVID-19 diye parça ya, gerçekten. Bunu geçtim abi. Yani çünkü Snow Goons gerçekten yıllardır aynı beat'i yapıyormuş gibi hissediyorum ki özellikle hani DJ Illegal'i ve Gunner'ı da ikisini de sevmeme rağmen insan olarak ikili ilişki arkadaşlık bazında abi çok sıkıldım ya gerçekten. Yo pek bir şey yok mu abi? Ya tekrardan bakabilirsin zaten. Ben orada playlist şeklinde veriyorum ya yine normal haftalık takibi parçalarımıza, ona göre yorumlarımıza bakarsın. Yani Snow Goons gerçekten son 10 yıldır aynı beat'i yapıyor gibi geliyor bana. MBS de daha önce de çalıştıkları bir grup ama genel olarak pek beğenmediğim bir grup. Perzingo Ağaç Kakan'ın parçasına geçen cuma baktık. Sen yayındaydın hatta o sırada diye hatırlıyorum ama. Ve yani cuma günleri klasik haftalığımız var. Hani Türkçe rap parçalarını inceliyoruz. Pazartesi günleri haftalık global yapıyoruz. Burada da diğer ülkelerden çıkmış bildiğimiz işlere bakıyoruz. Fransa, Almanya ve Amerika gidiyoruz şu anlık. Biraz da skala ilerler mi bilmiyorum. Geçtim abi bundan. Yani çünkü kendim otorite kullanıp geçtim ama gerçekten aslında uygun sana. Artık çok sıkıldım ben ya. Sıradaki parçamız DLOX Gave It To Em. Yeni çıkardıkları albümden bir klip daha geldi. Ona bakalım. Öf geçtim. Tekrar verdiğim parçaya gelmeden. Ya Şalvarenz öyle bir röportaj kanalı gibi bir şey yapmak niyetim yok. İşte şey yapıyoruz. Müzik Business'ta mesela atıyorum daha önce prodüktör arkadaşlarımı ağırladım ve endüstrideki prodüksiyon üzerine konuştum. İşte bir aksilik olmazsa sözleştik, yarın Müjde ablayla bir aksilik olup da iptal olmazsa, bu aksilikten kastım hani ben uyanamayabilirim ya da işte
Elektrik gidebilir. Bu arada çok sık yaşadığımız bir problem. Bu gibi bir problemle falan ertelenirse ya da işte Müjde ablanın bir probleminden ertelenirse yerine başka bir şey yaparız. Mesela hip hop modası konuşmak için şu an albümüyle boğuştuğu için darlamıyorum. Tepki ağırlamak istiyorum yine Müzik Business'ta ama Müzik Business yayınlarının biraz skalası az. Yani 2 haftada bir yapıyoruz zaten. Ama konu çabuk bitecek orada ve bir yerde onu tamamlayıp yani YouTube'da izlemek isteyenler için bırakacağız yani ve onun yerine farklı bir içerik bulacağız. Zaten daha henüz hayata geçirmediğim çok içerik fikrim var. Yani bir şey bitti mi yerine o gelecek. Hip Hop 101 falan uzun soluklu devam eder. En kötü ülke müzik keşfederiz. Grupları inceleriz falan problem yok ama Müzik Business biraz çabuk bitecek bir içerik yani. Mümkün öyle bir şey de düşünülebilir yani. Evet Müjde abla uyuyakalabilir o da mümkün. Bu parçaya geleyim sıradaki parçaya geçmeden. Ya LOX çok sevdiğim bir grup. Çok sevdiğim MC'lerden oluşuyor. Ya bir tercih yüzünden bu parça hayır abi. Yani albümde de çok sevmediğim bir parçaydı. Keşke klip buna çekilmeseydi. Yani Arap müzik ve Swizz Beatz ki zaten beat direkt Swizz Beatz kokuyor zaten beat. Dokunuşları var beatte ama yani beni açmayan bir kafa ya. Üzgünüm. MC'ler yine iyi. Evet ama yani beat arkada çok rahatsız ediyor beni. Üzgünüm. LOX de beni bugün üzenlerden. Sırada lirikleri var mı? Bakayım. Hoş geldin Akçay. Bitireceğiz az kaldı bize zaten. Evet beat vokal istemeyen bir beat gibi bu arada gerçekten ya. El Camino What I Be On. Evet buna fade attım. Ya çünkü El Camino'da normalde ara ara dinlediğim isim ama yani Speş'im ben MC'liğini sevsem de prodüktörlüğünü hala çok sevmiyorum. Prodüktör koltuğunda Speş var ve beat beni çok yordu. Haliyle El Camino da yordu. Bu da günün beğenmediğim işlerinden biri. Yine lirikleri olmayan bir parçamız geliyor. Genius'ta. Planet Asia ve Plus the Kid. Sunrise to Sundown. Gün doğumundan gün batımına. Evet geçtim. Ya bu New Wave soundlar yani davul yokmuş gibi davullar beni de yer yer hoşuma gitse de genel olarak çok bunaltıyor, uykumu getiriyor. Ki Planet Asia'da yani lirikal olarak beğendiğim bir MC ama yani genel olarak beni aşırı açamıyor. Hani onun da flow'u beni çok yoruyor. Ha yani bir önceki dinlediğimiz işten El Camino'nun işinden falan kat kat iyi. Evet ama ben bunu da hani çok geçerli bir parça saymam ya üzgünüm. Hani beğenenler kızmasın ama. O zaman son parçamıza geliyoruz. Muhtemelen bu da yoktur. Unuttuğumuz bir şey varsa da haftaya alırız artık ya. Hani unutmuşuz diye yine problem yok. Onu normal şeyde yapıyoruz. Yellow Wolf varmış. Ama yeni mi bu parça ya? Bir dakika. Ha şey denmişti. Eski parça yeni kliplendi denmişti. Yeni çıkmış bir şeye bakalım o zaman. Street Justice ve 4'e 7 Speş deminki parça. El Camino'nun parçasının prodüktörüydü. Yine burada da beat kendisine ait. Unrun Glory geliyor. Üf geçtim abi. Ya çünkü şey var. 4'e 7 Speş gerçekten çok kötü prodüktör ve ısrarla beat yapıyor abi ya. Hani bu sampling uyumlu bir sample değil ya. Hani bu uyumlu bir melodi değil abi. Sample'lama artık şunları yani marjinallik yapacağım ben diye. MC'liğini beğendim. Cool G Rap'le olan albümünü gerçekten çok beğenmiştim. Grizzel'da bağlantılı isimlerle etkileşimde vokallerini beğeniyorum ama lütfen beat'i sen yapma ya. Öf. Amerika'nın Fuchs'u yemin ediyorum ya. Sinir oldum. Abi saçma sapan gecenin şu saatinde 3,5 saattir yayındayız. Dinlediğimiz beat'e bak ya. MC iyiyse de bize geçmiyor abi. Hakikaten Yalavuf'la kapatacağım. Hani eski parçaydı yeni kliplendi deyip geçmiştik ama ona bakıyorum. O zaman son parçamız geliyor. Yalavuf, Lightning. Haydi bakalım. Ya parça çok uzun olduğu için fade attım. Kesin de kötü olduğu için değil. Bence bu parçayı ben çıktığında da beğenmiştim bu arada. Yani geçerli parça ama dediğim gibi bunu yeni parçaymış gibi bu haftada dinlediğimiz en iyi en kötü işi bazında bir değerlendirmeye almayacağım. Çünkü klibi yeni geldi. Tıpkı burada aynı şekilde birkaç tane yeni klibi yeni gelen ama daha önceki haftalarda bize sunulmuş parçayı almayacağım gibi. Ben herhalde bugün ilk 3 sıralarsam en iyi beğendiklerim bazında şu an 1-2-3 şeklinde bir sıralamayla gitmiyorum. Young Buck, So Do I'yı alırım. Beat'in hiç değişmemesi ve parçanın 4,5 dakika kadar bir kısmında sabretsek ve sonrasında sıkılıp kalanını kapatsak da
Kötü bir haftada olsak seçmezdim muhtemelen. Biraz isimlerin büyüklüğünden dolayı bu yorumu yapmıyorum ama yine Mecha'yı seçerim herhalde. Siz, ben bu arada raid başlatıyorum. Siz raid'e katılın. Yayını ben hemen şey yapmayacağım çünkü. Ben şimdi baskın yapın derim. Siz katılın. Turuncu da Educated Year'ın modlarından bir tanesi ve şu an Among Us oynuyorlar. Çok eğlenirsiniz. Sevdiğim bir arkadaşım. Selam söyleyin. En kötü parça net olarak Shipwreck. Bir de Immortal'i seçerim ya ben Jinx'ten herhalde. Global olarak. Ama bu hafta çok iyi bir haftaya denk gelmedik. Yani yine Türkçe rap haftalığından çok daha iyi. O zaman ben raid'i başlattım. Tekrar katılın, birazdan gideceğiz. Discord kanalımıza gelin. Twitter'dan da ayrıca duyuruları yapıyorum yayınlar için. Çok teşekkür ederim bu saate kadar katlandığınız için. Öpüldünüz. Yarın bir aksilik olmazsa müzik biznesinde görüşürüz. Bir aksilik olursa da muhtemelen şeye başlarız. Yayın açmayabilirim aksilik olursa, ayrı mevzu da. Açarsam da klasik incelemelerle Nasıl İlmati'ye başlarız isterseniz. O zaman şimdi herkese iyi geceler. Öpüldünüz. Görüşürüz.